Baksana şuna. Güneş yapmış. Adım gibi eminim bilerek bıraktı. Ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Dila'nın yaptığını gördün mü peki? Yok, görmedim abi. Ne yapmış yine? Al. Yakalanmasını sağlayan kişiye 200 bin lira ödül vereceğim. Artık peşlerinde sadece polis yok. Bu işin sonu iyi bitmeyecek Alper. Ya bu arada sen de sağ ol. Gerçekten beni hiç yalnız bırakmadın. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi gidelim. Özür dilerim. Bir şey mi dedim? Abi ben Elif'in nerede kaldığını biliyorum abi. Ne? Çok acıyor mu güzelim? Tamam, uzat sen böyle. Ben bir sargı bezi falan bakayım. Sakın odadan çıkma. Elif Kara'nın yerini polise bildirip yakalanmasını sağlayan kişiye 200 bin lira ödül vereceğim. Vay vay vay. Sen neymişsin be yenge? Ya benim inlik piyangom yukarıda yatıyormuş da. Haberim yokmuş. Pardon. Sargı bezi var mı acaba sizde? Olmaz mı yenge? Buralarda bir yerler değil ama. Heh. Buyur yengem. Bak başka bir şeye ihtiyacın falan olursa çekinmene hiç gerek yok. Kardeşim burada. Alo. Polis mi? Ha, amirim bir ihbarda bulunacaktım. Bu arantılı bir kadınla çocuk var ya. Çıkmamız lazım. Ayağımla sonra ilgileneceğim. Giy bunu güzelim. Tamam. Hemen giy onu. Hadi. Kalk, 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 kalk. Gel buraya güzelim. Gel buraya. Baksana. Geldim abi. Tamam.
Sen tabii bilmiyorsun neden burada olduğumuzu. Burası benim yeni iş yerim. Ayağın ağrıyor mu çok? İyi, güzel. Ben şimdi bize yiyecek bir şeyler hazırlayayım, tamam mı? Sen burada bekle. Kolay gelsin. Hayırdır ya, polis falan vardı, bir şey mi oldu? Sorma ya kardeş. Çocuk kaçıran birini ihbar ettim. Ama kaçıp gitmiş. Bizdeki şansı görün mü? Tüh ya, olaya bak. Hakikaten. Nasıl peki, de uzun süre mi kaldı burada? Yok ya, çocuğunu bırakıp öyle gidip geliyordu. Buralarda bir yerlerde çalışıyordu herhalde. Anladım. O bu değil de bir ton paradan olduk karı yüzünden. Onu buralarda bir yerlerde bir yakalayayım var ya. Bir yakalayayım. Yakalayınca ne yapacaksın lan? Sana ne oluyor lan? Sudeciğim, hoş geldin. Ümran Hanım, merhaba, hoş buldum. Ben aslında Dilay'ı merak etmiştim, ona bakacaktım. Biz biraz seninle konuşalım istersen. Serap, sen de Dilay'a söyle biraz sonra gelsin. Gel bakalım. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz? İyiyim. Bu aralar Dilay'la çok ilgileniyorsun, akıl veriyorsun. Çünkü onda öyle bir akıl yok biliyorsun, değil mi? Evet, tam da tahmin ettiğim gibi. Vallahi Sude'cim, sana baştan beri söylüyorum. Ben bu kadını oğlumun hayatında istemiyorum. Ve elimize inanılmaz bir fırsat geçti. Bunu değerlendirmek istiyorum açıkçası. Ümran Hanım, ben anlamıyorum gerçekten. Benden ne bekliyorsunuz? Neyi anlamıyorsun? Bence çok iyi anlıyorsun. Ama ben tekrar sana anlatayım. Fırat deli gibi Elif'i arıyor. Ve Elif'i bulacak, çocuğu buraya getirmesi için ikna edecek. Ondan sonra da onu hapisten kurtaracak. Ve ben buna asla izin vermeyeceğim. Asla. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.